Bu video İstanbul Üniversitesi çıkmış sesli sınav sorularıdır. Sorular vize, final veya yaz okulu dahil olmak üzere hazırlanmıştır. PDF haline ulaşmak isteyenler aşağıdaki açıklama bölümünden Telegram kanalımıza katılabilirler. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Ayrıca ilginizi çeken ve merak ettiğiniz konularla ilgili videolarımız için diğer YouTube kanallarımıza açıklama linkinden ulaşıp bakabilirsiniz. Anket yöntemleri arasında en maliyetli olanı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Yüz yüze anket. Aşağıdakilerden hangisi kantitatif araştırmaların avantajlarından biri değildir? Cevap: Açık uçlu soru sormanın sağladığı kolaylık. 1 araştırma ölçeğinin güvenirliği. 2. Dış değişkenlerin kontrol altında tutulması. 3. Yanılgılardan arınmış olma. 4. Standart olmayan ve açık uçlu sorular. İyi tasarlanmış kantitatif bir araştırma yukarıdaki özelliklerden hangisini, hangilerini sağlamamalıdır? Cevap 4. Aşağıdakilerden hangisi araştırma tasarımının adımları arasında yer almaz? Cevap araştırma sonuçlarının yorumlanması. Aşağıdakilerden hangisi sonuçlandırıcı araştırma tasarımları arasında yer alır? Cevap, tanımlayıcı araştırma. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bilimin temel özelliklerinden biri değildir? Cevap, bilim değişmez. Evrendeki olguları çeşitli yollarla inceleyen ve onları açıklayan sistemli bilgi topluluğuna nokta nokta denir. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Cevap Bilim Nokta 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 Veri toplama ve araştırma projesinin aşamalarının analizine yol gösteren plandır. Toplanacak bilginin tipini, veri kaynaklarını ve veri toplama sürecini belirleyen çatıdır. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Cevap Araştırma tasarımı araştırmada verilerin hangi birimlerden elde edileceğinin belirlenmesi aşaması aşağıda verilenlerden hangisindedir? Cevap, örnekleme. Problemin tanımlanmasında yapılacak yanlışlıklar araştırmanın sonucuna etki edeceğinden problemin çok iyi tanımlanması gerekmektedir. Aksi takdirde iyi tanımlanmamış problemler olduğunda aşağıda verilenlerden hangisi şirketlerin karşılaşacağı durumlardan biri değildir? Cevap, düşük maliyet, yüksek verim. Bu aşamada araştırma probleminin niteliği, içeriği, önemi ve geçmişi saptanmaya çalışılır. Bu aşama büyük ölçüde bir literatür çalışmasını gerektirir. Yukarıda yer alan süreci içeren araştırmanın planlanması aşaması aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, araştırma konusunun belirlenmesi. Kantitatif araştırmalarda nokta 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 Veri toplama araçları kullanılırken kalitatif araştırmalarda nokta nokta veri toplama araçları kullanılır. Yukarıdaki boşluklara uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Cevap: Standartize edilmiş araştırmacının kendi. Psikoloji Sosyoloji, antropoloji, eğitim gibi sosyal bilim alanlarında insan ve toplum davranışları gibi sayılarla açıklanması zor olan araştırmalara ne ad verilir? Cevap: Kalitatif araştırma. 1. Karar alıcılarla görüşmek. 2. Alanın uzmanlarıyla mülakatlar yapmak. 3. İkincil veri analizi. 4. Kalitatif araştırma. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi bir araştırmacının problem belirleme sürecinde kullanabileceği kaynakları ve yapması gerekenleri belirtir. Cevap: 1 2 3 ve 4. Sayısal hale dönüştürülmüş değişkenlerin incelenmesine, ilişkilerin ve neden sonuçların ortaya konmasına dayanan araştırmalara ne ad verilir? Cevap: Kalitatif araştırma. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Cevap: Birincil veri toplama araçları olarak anket, deney ve gözlem sıkça kullanılır. Çeşitli kaynaklardan derlenebilen, üzerinde inceleme yapılabilecek her türlü bilgi olarak tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir? Cevap: veri. Ana kütleyi temsil edebilecek nitelikte bir miktar birimin oluşturduğu alt gruba nokta nokta denmektedir. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Cevap: Örneklem 1. Araştırma raporunun hazırlanması ve sunulması. 2. Araştırma modelinin ve hipotezlerin belirlenmesi. 3. Veri hazırlama ve analizi. 4. Veri toplama araçlarının geliştirilmesi ve veri toplama. 5. Araştırma yönteminin tasarımı, ana kütle ve örneklemin belirlenmesi. 6. Araştırma probleminin ve amaçlarının tanımlanması. Yukarıda bilimsel yöntemin aşamaları rastgele verilmiştir. Doğru sıralamanın hangisi olduğunu işaretleyiniz. Cevap: 6 2 5 4 3 1. Somut değişkenlerin ölçümü. nokta nokta. Ancak değişkenler soyutlaştıkça ölçümleri nokta nokta. Yukarıdaki boşluklara uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Cevap kolaydır, zorlaşır. Aşağıdakilerden hangisi kodlamanın aşamalarından biri değildir? Cevap kod olarak sözel ifadelerin atanması. Herhangi bir niteliği gözlemek ve gözlem sonucunda önceden tespit edilen belirli kurallara göre nesnelerin ve kişilerin özelliklerine belli veriler temel alınarak sınıflandırıldıkları araç veya mekanizmalara ne ad verilir? Cevap, ölçek. Doldurulan her bir anket formu, gözlem ve diğer formlar içinde geçerli. Ayrı ayrı incelenerek her bir görüşmenin doğruluğu ve tam olma durumu gözden geçirildikten sonra veriler kodlanmaya hazır hale getirilmesi işlemine ne ad verilmektedir? Cevap, verileri düzenleme. Aşağıdakilerden hangisi tekli ölçeklerden biri değildir? Cevap, sürekli ölçek. Bir projenin hedeflerini tamamlamada gerekli olan verilerin toplanması için düzenlenen soru kümelerinden oluşan formlara ne ad verilir? Cevap, anket. Aşağıdakilerden hangisi kantitatif araştırmaların avantajlarından biri değildir? Cevap, açık uçlu soru sormanın sağladığı kolaylık. Araştırma projesinin temelini oluşturan ve bir araştırma yürütmek için oluşturulan çatı ya da tasarıyı belirten ifade aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, araştırma tasarımı. Kalitatif araştırmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap, araştırmacı olay ve olguları yakından izler. Katılımcı öznel bir tavır geliştirir. Her ölçme birimi miktarı değişiklik göstermeyen hatalara ne ad verilir? Cevap, sabit hata. Aşağıdakilerden hangisi örnekleme sürecinin aşamalarından biri değildir? Cevap, veri analizi. Aşağıdakilerden hangisi araştırma tasarımının adımları arasında yer almaz? Cevap, araştırma sonuçlarının yorumlanması. 1. Sabit hatalar. 2. Sistematik hatalar. 3. Tesadüfi hatalar. 4. Tahmini hatalar. Aşağıdaki şıklardan hangisinde yukarıda belirtilen ölçmede karşılaşılan hata türleri bir arada verilmiştir. Cevap 1, 2, 3 Aşağıdakilerden hangisi anket ön testi metotlarından biridir? Cevap bilgi metodu Yanıtlayıcıdan, anketörden, yanıtlayıcı anketör etkileşiminden ve anket formundan kaynaklanan hatalar nedeniyle araştırmacı gerçek değer yerine kaydedilen değeri elde edebilmektedir gerçek değer ile kaydedilen değer arasındaki farka ne ad verilir? Cevap, örnekleme dışı hata. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma raporunun bölümlerinden biri değildir? Cevap, anket ham verisi. Aşağıdakilerden hangisi araştırma raporunun yazılmasında dikkat edilecek ana ilkelerden biri değildir? Cevap, bilgi ve bulgular metinden ayrı olacak şekilde yazılmalı metinle ilgisi olmamalıdır. Geçerlilik türlerinden hangisi kullanılan ölçme aracından elde edilen sonuçların daha önceden elde edilen başka ölçümlerle ilişki derecesini tanımlamak için kullanılır? Cevap, kriter geçerliliği. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerde yapılan araştırmalarda kullanılan temel ölçüm seviyesi türlerinden biri doğru değildir? Cevap, mukayeseli ana kütle bireylerinin tam sayımı yapılsa dahi verilerin tanımlanmasında, gözlenmesinde, toplanmasında, ortaya çıkan ve geri dönüşü mümkün olmayan hatalar nokta nokta kapsamında ele alınır. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Cevap, sistematik hata. Aşağıdakilerden hangisi veri hazırlama işleminin adımlarından biri değildir? Cevap, sonuçları yorumlama. Anket sorularının içeriğine dair aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: Soruları yöneltirken sonuca yönelik telkinler verilmelidir. Sözlük anlamı olarak ahlaki bilim ya da ahlakla ilgili olarak tanımlanmakta olan evrensel kabul gören kurallar bütününe ne ad verilmektedir? Cevap: Etik. Aşağıdakilerden hangisi rapor yazmada dikkat edilecek ana ilkelerden biri değildir? Cevap: Raporda bilgi birbirini tamamlayacak şekilde yerleştirilmelidir. Geçerlilikte yapılan işlem amaca ne kadar uygun olursa geçerlilik o kadar nokta nokta. Amaçtan ne kadar uzak olursa geçerlilik o kadar nokta nokta olur. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Cevap: yüksek, düşük Aşağıda verilen raporlama bölümlerinden hangisinin açıklaması yanlış yapılmıştır? Cevap, kaynaklar, anket verilerinin elde edildiği kişilerin bilgileri. Toplanan verilerin nokta nokta ve ölçülen olayın veya değişkenin niteliklerine nokta nokta ölçüsüdür. Yukarıda geçerlilikle ilgili verilmiş olan ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? Cevap, tarafsızlığının uygunluğunun geçerliliğin yüksek olması büyük ölçüde ölçülmek istenen değişkenin ifade edilmesine bağlıdır. Bu yönüyle doğrudan ölçmelerde geçerlilik daha nokta nokta. Dolaylı ölçmelerde ise değişkenin yeterince tanımlanamaması ve kriterlerinin yeterince duyarlı olmaması nedeniyle geçerlilik nokta nokta olabilmektedir. Yukarıdaki boşluklara uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Cevap, yüksek, daha düşük. 1. Cevaplama sırası. 2. Cevap seçeneklerinin içeriği. 3. Cevap seçeneklerinin sayısı. Yukarıda verilenlerden hangileri yapısal kapalı uçlu sorularda dikkat edilmesi gerekenler arasında yer alır? Cevap: 1, 2, 3. Aşağıdakilerden hangisi kayıp değerleri, eksik cevaplar düzeltilme yöntemlerinden biri değildir? Cevap: Rastgele cevap verme temsil yeteneğine sahip bir örneklem aşağıdaki örnekleme yöntemlerinden hangisiyle seçilmiş olamaz? Cevap: Kolayda örnekleme. Aşağıdakilerden hangisi ölçmede hata kaynaklarından biri değildir? Cevap: Deneyin cinsiyeti. Özellikle okuma yazma bilmeyen ve küçük çocuklar üzerinde uygulanan, cevapların kelime halinde değil, şekiller ve skeçlerle verildiği ölçek türü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? cevap grafiksel şekilsel ölçekler. Araştırma yöntemlerinin en genel anlatımı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap araştırma sürecinin tümünü kapsar. Genellikle küçük hacimli ana kütlelere uygulanan sonlu bir ana kütlenin bütün birimlerini incelenmesi işlemine ne ad verilir? Cevap tam sayım. Bilimsel araştırmalarda çok yaygın olarak kullanılan ilişkilendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, tüme varım ve tümden gelimden. Modern araştırma fikri oluşmadan önce filozoflar araştırmayı nasıl tanımlamışlardır? Cevap, mantıklı düşünme şeklinde ifade etmekteydiler. Bireye ait olan yasalar ve kuralları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, ideografik. Tümden gelim yaklaşımı ile yapılan araştırmaların en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, kuramın araştırmanın başında oluşturulmasıdır. 1. Odaklanma 2. Gözlem yapma 3. Kapsam daraltma 4. Konu belirleme Yukarıda verilen maddeler dikkate alındığında araştırma yapısının oluşturulmasında doğru sıralama aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Cevap, 4, 3, 1 2. Aşağıdakilerden hangisi veriyi en kısa şekilde tanımlamaktadır? Cevap: Veri, henüz işlenmemiş kanıtlardır. 1. Değişkenler arasındaki ilişkinin derecesini ölçer. 2. Değişkenler arasındaki nedensel ilişkiyi gösterir. 3. Korelasyon katsayısı yüksekse değişkenler arasında kesin bir neden-sonuç ilişkisi bulunur. 4. Değişkenler arasında neden sonuç ilişkisi olduğunda korelasyon katsayısı yüksektir. Korelasyon katsayısı ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Cevap 1 ve 4. Çalışma masası dağınık bir erkek çalışan görüldüğünde iş yerindeki kadın çalışma arkadaşlarının erkekler düzenli olma konusunda başarısızlar şeklinde yargıda bulunmaları aşağıdaki ifadelerden hangisine örnektir? Cevap, istisnai genelleme yanılgısı. İstisnai vakalardan yola çıkarak bir grup hakkında hükümlere varıldığı zaman oluşan yanılgı türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: İstisnai genelleme yanılgısı. Yanlış varsayımlardan kaynaklanan mantık yürütme hatasına ne ad verilir? Cevap: Yanılgı. 1. Her bir değişken satırlarda yer alır. 2. Ankete katılan her bir katılımcının cevapları sütunlarda yer alır. 3. Sosyal bilimler istatistik paketindeki veri dosyaları SAV ekiyle saklanır. 4. Sosyal bilimler istatistik paketi Excel formatındaki verileri açabilir. Sosyal bilimler istatistik paketi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Cevap 3 ve 4. Yargısal veri türlerinde toplanan veriler bireye ait özelliklerin etkisindedir. Aşağıdakilerden hangisinde toplanan veriler yargısal veri türüne girmez? Cevap: Genelleme. Göndermenin yapılacağı yere üstel bir rakam konulur ve bu rakama o sayfanın sonunda yer verilir. Rakamdan sonra gönderme yapılan kaynağın künyesi verilir. Yukarıdaki kaynak gösterme yöntemi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Cevap: Dipnot yöntem. Aşağıdakilerden hangisi geçerlilik türlerinden biri değildir. Cevap, anlam geçerliliği. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap, değişik tipteki anketler değişik tipte personel talebi doğurur. Kişilerin belirli konular hakkında neler düşündüklerinin ifadesine ne ad verilir? Cevap, görüş. Aynı kaynaktan ya da farklı kaynaklardan yapılan alıntılar peş peşe sunulup Metin yalnız alıntılara veya aktarmalara dayanan uzun bölümlerden oluşuyor ve yazar alıntıların aralarına kendi yorumlarını katmıyorsa burada ne tür bir alıntılama sorunu vardır? Cevap: Aşırı alıntılama. Ölçülen özellik sayı doğrusu üzerinde sadece belirli noktalara atanabiliyorsa bu tip değişkenlere ne ad verilir? Cevap: Kesikli değişken. Sosyal bilimler istatistik paketteki veri dosyaları hangi uzantıyla saklanır? Cevap: .sav. Değişkenlerden hangisinin bağımsız ve hangisinin bağımlı olduğuyla ilgilenmediğimiz ancak bu değişkenlerin birlikte değiştiklerini, arttıklarını ve azaldıklarını gözlediğimiz değişkenler arasındaki ilişkiler aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder? Cevap: korelasyonel ilişki. Anketin yeterli sayıda ve ölçülmek istenen olguyu temsil edebilecek sorulardan oluşup oluşmadığından emin olmak amacıyla yapılan geçerlilik türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: İç geçerlilik. Problemlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: Problem soru cümlesi olarak ifade edilir. Karadeniz çayı, bitki çayı, oralet, su Türk kahvesi, sütlü kahve, meyve suyu, maden suyu, gazoz. Yukarıda bazı meşrubat çeşitleri verilmiştir. Lütfen bu içecekleri tercih önceliğinize göre numaralandırınız. 1 en çok tercih ettiğim, 9 en az tercih ettiğim. Yukarıdaki soru ne tür sorulara örnektir? Cevap: Sıralama sorusu. 1 zaman esnekliği sağlar. 2 ekonomiktir. 3 kullanışlıdır. 4 faydalıdır. 5. Maliyetlidir. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri internet bağlantısı üzerinden anket yöntemi için doğru değildir? Cevap yalnız 5. İki ayrı ölçüm arasında kuramsal olarak sonsuz parçaya bölünebilme özelliği bulunuyorsa bu değişkenin türü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Cevap sürekli değişken. Olgusal nitelikte olmayan tüm veriler nokta noktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap: yargısal. Araştırmanın sonucunda elde edilen bilgi ve bulguların işe yarar olmaları aşağıdaki ölçütlerden hangisini ifade eder? Cevap: anlamlılık. Varsayımlar ve hipotezlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap: hipotezler test edilir. Araştırmaya kanıt olması amacıyla toplanan bilgilerin veri olarak kabul edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir? Cevap Kayıt edilmiş olması gerekir. Metin içinde gönderme yapma yöntemine göre yazarlar hangi durumda ön adları ile birlikte kullanılır? Cevap Aynı soyadlı iki yazar varsa. Kati yönteminin açılımı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Cevap bilgisayar destekli telefon görüşmesi. Konunun seçiliş nedenlerinin gerekçelendirilerek açıklanmasına ne ad verilir? Cevap, önem. Ahmet 24, Berk ise 26 yaşındadır. Ahmet'in boyu 1.78 cm, Berk'in boyu ise 1.84 cm'dir. Ahmet'in aylık geliri 1200 TL, Berk'in aylık geliri ise 2000 TL'dir. Yukarıdaki metne göre Ahmet ile Berk'in yaş ve boylarının kaydedilmesiyle elde edilen yaş ve boy değişkenleri hangi tür veriyle örnek olur? Cevap, iki değişkenli veri. Değişkenin kaç haneli olduğunu aşağıdakilerden hangisi gösterir? Cevap, Wed. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemi ekonomiktir. Tez başlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: En çok 30 karakterden oluşmasına özen gösterilmelidir. Sürücü ehliyetiniz var mı? Evet, hayır. Yukarıdaki soru hangi tür sorulara örnektir? Cevap: Dikotom soru. İstatistikte birlikte değişme aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ölçülür? Cevap: Korelasyon katsayısı. Anket formlarının aşağıdakilerden hangisine uygulanması uygun olmaz? Cevap: Çocuklara